Mehtap Dışişleri Bakanı Anthony Blinken anlaşmayı Katar Dışişleri Bakanı Elsani ile görüştükten sonra düzenlediği ortak basın toplantısında açıkladı. Bu anlaşmayla Amerika Afganistan'da Katar'ı bir anlamda hami devlet konumunda görmüş oluyor. Çünkü anlaşmayla Washington Amerika'nın tanımadığı Taliban hükümeti arasındaki resmi iletişim bundan sonrasında Katar üzerinden sağlanacak. Hatırlandığı üzere, hatırlanacağı üzere Amerika ve diğer batılı ülkeler Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından büyükelçiliklerini kapatmıştı, diplomatlarını çekmişti. Aslında Amerika'nın diplomatik olarak temsil edilmediği ülkelerde başka ülkelerle yapmış olduğu anlaşmalara bakacak olursak Katar'la yapmış olduğu diplomatik temsil üzerinden yapmış olduğu anlaşmanın önemi ve içeriği biraz daha iyi anlaşılabilir olabilir Örneğin Amerika ile İran arasında İran İslam devriminden bu yana diplomatik bir ilişki yok. Dolayısıyla Amerika'nın İran'daki diplomatik çıkarlarını e, İsviçre temsil ediyor. Kuzey Kore için aynı şekilde İsveç ve Suriye'deki çıkarların temsili için de Amerika ile Çek Cumhuriyeti arasında bir anlaşma e, bulunuyor. Katar Tabi aynı zamanda uzun süredir Amerika ile Taliban arasındaki barış görüşmelerinde barış görüşmelerine ev sahipliği yapmıştı. Önemli rol üstlenmişti o süreçte. Bunun yanı sıra Afganistan'dan Amerika'nın çekilmesinin ardından Amerikan vatandaşlarının tahliyesinde de Katar önemli rol üstlenmişti. Şimdi bu anlaşma uyarınca Katar Afganistan'daki büyükelçiliğinde ABD için konsolosluk hizmeti sağlamak ve Amerika'ya ait diplomatik tesislerin, binaların güvenliğini takip etmek izlemek üzere bir birim oluşturacak. Katar Afganistan'daki büyükelçiliğinde ve e, buradaki büyükelçiliğinin e, büyükelçilik personelinin bir kısmını da Amerika'nın çıkarlarının temsil edileceği birime e, ayıracak ve bu süreç içerisinde ABD Dışişleri Bakanlığıyla ve Amerika'nın Katar'ın başkenti Doha'daki diplomatik e, misyonuyla da yakın bir koordinasyon içerisinde olacak. E, peki bu anlaşma ne zaman yürürlüğe girecek? 31 Aralık'ta yürürlüğe girmesi bekleniyor anlaşmanın. E, bu anlaşma şu açıdan da e, önemli, özellikle bundan sonrasında e, Amerika ile ya da Batı Batılı ülkelerle e, Taliban yönetimi e, arasında bundan sonrasında doğrudan bir e, diyalog, bir iletişimin iletişimin olabileceğine ilişkin bir sinyal olarak acaba yorumlanabilir mi, algılanabilir mi o açıdan da önem taşıyor Katar'la Amerika arasında yapılmış olan anlaşma. Begüm Amerika ile Katar arasında imzalanan bir anlaşma daha var. O da özel göçmen vizesine başvuran ve Amerika'ya buraya gelmek isteyen Afganları ilgilendiriyor. Onun ayrıntıları ne? Evet biraz önce söylediğimiz gibi Katar Afganistan'dan Amerika'nın çekilmesinin ardından Amerikan vatandaşlarının tahliyesinde önemli rol oynamıştı ve Katar'la imzalanan ikinci anlaşma kapsamında da özel göçmen vizesi olan Afganların seyahatinin Amerika'ya gelişinin kolaylaştırılmasında rol oynayacak Katar ve bu kapsamda özel göçmen vizesine başvurmuş olan yaklaşık 8 bin Afgan ve onların ailelerine geçici olarak ev sahipliği yapmaya devam devam edecek Katar. E, hatta Reuters haber ajansına konuşan Amerikalı bir yetkili de özel göçmen vizesi başvurusunda bulunanların Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Sayliha ve El Udeid e, hava üstlerinde kalacaklarını da söyledi. E, Dışişleri Bakanı Blinken, hem Amerikan vatandaşların hem de Amerika'da daimi oturma ve çalışma izni sağlayan Green Card yani yeşil kart sahiplerinin ve özel göçmen vizesine sahip olanların Afganistan'dan tahliye edilmeleri sürecinde Katar'a verdiği destek için de teşekkür etti, övdü. Katar Dışişleri Bakanı El Sani de hatta Ağustos ayından bu yana Afganistan'dan tahliye edilen 124 bin kişinin yaklaşık yarısının Doha üzerinden, Katar'ın başkenti üzerinden geçmesine izin verdiklerini belirtti. Katar Hava Yollarının da bugüne kadar yüzlerce ABD vatandaşının tahliye edildiği en az 15 uçak seferi düzenlediğini belirtti ve bu seferlerinde e, özel göçmen vizesi sahipleri ve diğer Afganlar için bu seferlerinde devam edeceğini ifade etti Katarlı bakan. Tabi. İki ülke arasındaki anlaşma ABD liderliğindeki güçlerin Afganistan'dan çekilmesinin ardından hem Amerika'nın hem de batılı ülkelerin Taliban'la nasıl bir ilişki kuracakları konusunda ikilem yaşadıkları bir döneme denk geliyor. Ve Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından tabii ülke ekonomisini ayakta tutan milyarlarca dolarlık yabancı yardım kesilmişti. Afganistan'ın 9 milyar dolarlık Merkez Bankası rezervleri dondurulmuştu yurt dışındaki. Ama ülkede bir yandan da kış aylarının yaklaşmasıyla e, Afganistan'ın insani bir felakete sürüklenmesinin önlenmesi de e, tabii gerekiyor, bu konuşuluyor. Bu nedenle de e, çok sayıda hükümet bir yandan da Afganistan'la daha fazla diyalog kurulması gerektiği de kanısında e, dolayısıyla Katar'la Amerika arasında yapılmış olan anlaşma bu açılardan önem taşıyor Mehtap.